Sayın Genel Müdürüm, değerli kurum temsilcileri, kıymetli katılımcılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve BİESAM işbirliği ile gerçekleştirilen yazılım sektöründe telif hakları konulu çevrim içi seminer ve panel etkinliğimize hoş geldiniz. Programımız açılış konuşmaları ile başlayacak. Ardından seminer bölümümüzde yazılımların hukuki boyutu ve idari uygulamalara ilişkin sunumlar yapılacak. İkinci bölümdeyiz. Ülkemizde ve dünyada yazılım sektörünün büyüklüğü, gelişimi ve bu alanda sağlanan destek ve teşviklerin ele alınacağı bir panel gerçekleştirilecektir. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü BİESAM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Girgin'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Girgin. Merhaba, ben Gökhan Girgin. BİESAM Meslek Birliği'nin başkanıyım ve bugün Gayretli Çalışan Yönetim Kurulu adına sizlerle birlikteyim. Herkese güzel günler diliyorum ve güzel bir panel diliyorum. Emeği geçen ve katılan herkese de teşekkür ederim bu bağlamda. BİESAM, teknoloji sektöründeki ilk ve tek meslek birliği. 2006 yılında sektör ihtiyaçları doğrultusunda kurucu üyelerin yoğun çalışması sonucu kurulmuştur. O tarihten bu yana da yönetimler tüm iyi niyetleri ve sektörlerin çıkarları için gayretle çalışmaktadır. Meslek birliğimizin tam adı Bilişim, Yazılım ve İnternet Eser Sahipleri Meslek Birliği'dir. Meslek birliğimiz Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin telif haklarını korumak ana amacıyla kurulmuş olup, üyelerin fikir haklarının izlenmesi ve korunması, üyelerin eserlerinin kayıt, tescil ve saklama işlemlerinin yapılması, bilişim ve yazım alanında hak sahiplerinin düzenlenmesi ve ilgili yasaların düzenlenmesinin geliştirilmesi, düzenlemelerin teknolojideki hızlı gelişimi ayak uydurabilecek şekilde güncelliğinin sağlanması, fikri hakların korunması ve kullanılmasına yönelik geliştirilen sayısal hak yönetimi ve benzeri teknolojinin kullanılması, yaygınlaştırılması, üyeler arasında ve kamuoyunda bilişim ve yazım alanındaki fikri hakların bilincinin yayılması, yaygınlaştırılması ve bilinçlendirilmesi, üyelerin ve diğer kişilerin kurumlarla ve bilişim yazım alanında fikir hakları koruması yönündeki danışmanlık ve hakemliklerin de verilmesi, ayrıca alanında faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirilmesi ve bunun yanında da sektörün standartlarının geliştirilmesi, oluşturulması yönünde çalışmalar bulunmaktadır bir yasanın. Bugüne kadar yapılanları ana hatlarıyla bir özetlemek gerekirse, fikir haklarının korunması amacıyla gelişen ve değişen kanunların sektör ihtiyaçları doğrultusunda olabilmesi için bakanlıkla ve derneklerle işbirlikleri halinde bulunmuşuzdur. Çeşitli avukatlarla işbirlikleri yaparak telif hakları konusunda sorun yaşayan firmalara yardımcı olmaya çalıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber Ulusal Yazılım Sertifikasyon Merkezi'nin oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Yine aynı çalışma içerisinde fikri ve telif haklarının tescilinde yardımcı olacak özellikle yazılım kodlarının saklanması ile İTÜ Saklama Merkezi ile bir ortak çalışma yapıldı. Üyelerin ürünlerini gerek yurt içi gerek yurt dışında tanıtmaları için ve arama motorlarını çıkartması için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Sektördeki diğer derneklerle yine iletişim içerisinde olup sektörün gelişmesi sağlanmaya çalışılıyor. Telif hakları aslında bizim özellikle yazılım ve internetteki eserlerde bakıldığında ana gelir kaynaklarımızdır. Dolayısıyla bunun korunması da çok önemlidir. Artık her şey çok çabuk kopyalanabiliyor, çok hızlı kopyalanabiliyor. Rekabet zaten zor. Dolayısıyla bu özveriyle oluşturulan ürünlerin, eserlerin bir çırpıda başka tarafından alınması, kopyalanması ve bunun bir ticari gelir şekline dönüştürmesi firmaların büyük kayıplarda olmasına sebep vermektedir. Bu yüzden de bu telif haklarının korunması önemli ve bizim de meslek birliğimiz bu telif haklarının korunacağı bir bölümdür, meslek birliğidir ve bu tektir dediğim gibi. O yüzden önemli bir yere sahip meslek birliğiyiz. Ama çalışmaya baktığımızda sadece telif haklarını koruma noktasında değiliz, sadece öyle görmüyoruz. Teknoloji sektöründeki başka birliklerle, derneklerle içerisinde olup sektörün tüm çıkarlarını korumak için bir nokta oluşmaya çalışıyoruz. Ve bu yönde yönetim kurumumuz belli çalışmalar yapıyor özveriyle. Ve bunun altı bir takım çalışma grupları kuruluyor.
7 kişilik bir yönetim kurulumuz var ve bu bahsettiğim amaçlar doğrultusunda özverili çalışılıyor. Meslek bir olarak eserlerin sadece fikir hakları savunduğu yerde değil, dediğim gibi bunların tanıtılıp aynı zamanda bu yolla firmaların gelir elde etmesi konusunda çalışmalarımız da var. Baktığımız vakit meslek birlikleri ve dernekler aynı zamanda sosyal sorumluluk noktalarıdır. Bir çıkar noktaları değildir. Yönetim kurulu ve çalışma grupları da aynı şekilde. Burada çalışan hiç kimse belli bir çıkar doğrusuna değil, tamamen sektörün haklarını korumak, firmanın haklarını korumak için bir özveride bulunuyor. O yüzden sektörün de gelişmesi için bu tür meslek birliklerinin varlığı, onlara üye olmak ve onların çalışma grupları içerisinde yer alıp deneyimleri bu sektöre kazandırmak çok önemli. Bugün birçok kişi zaten sektör hakkında ve telif haklarının korunması ve ona benzer konularda detaylı bilgi vereceği için ben çok fazla oraya girmek istemiyorum. Sadece biraz meslek birliğimiz nedir, kısaca amaçlı nedir bunu bildirmek istedim. Sözün kısası değerlidir. Bu yüzden cümlelerimi burada tamamlamak istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum, lütfen sektördeki meslek birliklerine ve derneklere üye olun. Ve burada bütün deneyimlerimizi paylaşın. Ancak o zaman sektör ve kişiler ve firmalar gelişecektir. Herkese güzel günler diliyorum ve sözü sizlere bırakıyorum. Sayın Girgin'e konuşması için teşekkürlerimizi sunuyor ve açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Doktor Ziya Taşkent'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Teşekkür ederim Bürge Hanım. Değerli kurum temsilcileri, değerli katılımcılar. Bilişim ve yazılım alanında kurulmuş olan BİESAN Meslek Birliği ile işbirliği yaparak düzenlediğimiz yazılım sektöründe telif hakları seminerine hepiniz hoş geldiniz. Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak telif hakları alanında etkin ve adil bir sistemin oluşturulması ve sürdürülmesi, toplumda telif hakkı bilincinin yaygınlaştırılması, bu alanda bilgi üretilmesi ve uzmanlaşmanın desteklenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Yine bu bağlamda kurumsal, sektörel ve akademik işbirliklerine giderek birçok çalışmaya yön vermekte, bunların parçası olmaktayız. İşbirliğine örnek olarak Türkiye Adalet Akademisi ile imzaladığımız yargı mensuplarının telif hukuku alanında yetkinleştirilmesine dönük işbirliği protokolü ya da 6 üniversite ile imzalanan telif hukuku ve kültür endüstrileri alanlarında bilgi üretmeyi ve uzman yetiştirmeyi hedefleyen protokoller anılabilir. Fikri Mülkiyet Akademisi, Genel Müdürlüğümüz ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun eş yürütücülüklerinde kurulmuş bir yapı olup, akademi bünyesinde telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri, telif hakları eğitim merkezimizde sürdürülmektedir. Bugün BİESAM ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu seminer de eğitim merkezimizin faaliyetlerinden biridir. Küreselleşme ile genişleyen ticaret hacmi, hızlanan sermaye hareketi, dünya çapında Ar-Ge, yaratıcılık ve teknoloji üretiminde rekabeti arttırdı. Günümüzde kültür, sanat, yaratıcılık, teknoloji ile ekonomi kavramlarını birleştiren kreatif endüstriler, ekonomik hacmin giderek daha büyük bir parçasını oluşturuyor. Fikri mülkiyete konu endüstrilerde üretilen yüksek katma değerli ürünler, bilgi toplumlarının inşasına sundukları katkı kadar istihdam, ihracat, gayri safi milli hasıla gibi ekonomik başlıklarda da ciddi katkı sunmakta. Buna göre telif haklarına dayalı sektörler büyüdükçe girişimciliği teşvik eden, verimliliği artıran ve ekonomik büyümeyi hızlandıran, bu yönüyle de sosyoekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik sektörler arasında. Bu çerçevede yazılım sektörü, yapay zeka, bulut teknolojisi, büyük veri, blockchain gibi güncel olguların sağladığı ivmeyle ülkemizde de yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunmaktadır. Bu eğilimin ekonomik metriklerde tuttuğu yerin günden güne nasıl büyüdüğüne dair örnek vermek gerekirse, yazılım, bilgisayar oyunları ve veri tabanı sektörünün yarattığı katma değerin, telif hakları temel endüstrilerinin yarattığı toplam katma değer içindeki payı 2011 yılında %21.68 seviyesinde ve kendisi
üçüncü sırada iken bu pay 2018 yılında %55,66'ya çıkmış, sektörel sıralamada ise bu sektör birinciliğe yükselmiştir. Aynı durum ihracat verilerinde de benzerlik göstermekte. Kültür endüstrileri ürünlerinin ihracatı içinde yazılım, bilgisayar oyunları ve veri tabanı sektörü ihracatı açık farkla birinci sıraya yerleşmektedir. Bunun hayatın akışına ne denli müdahil olduğuna dair örnek vermek gerekirse, pandemi koşullarının fiziksel anlamda kısıtladığı insanlar bu süreçte sadece iletişim kurarken ya da çevrim içi toplantı düzenlerken her biri yazılım ürünü olan imkanları kullanmakla kalmadılar. Aynı zamanda kültür sanat üretimlerini, bunların teşhirini ve ziyaretini yine dijital dünyanın sunduğu platformlarda gerçekleştirdiler. Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak fikri mülkiyete dayalı üretimi teşvik etmenin ve güvence altına almanın ancak eser sahipleri ve kullanıcılar ile toplumun genel menfaati arasında uyumlu ve adil bir dengenin kurulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bugünkü seminerde olduğu gibi sektörel paydaşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde yürütülen etkinliklerin toplumun ilgili tüm kesimlerinin katılım ve katkısına açık olmasını önemsiyoruz. Son olarak bir bilgi vermek isterim. Geçtiğimiz aylarda yazılım sektörü de dahil olmak üzere tüm kültür endüstrilerine kamu tarafından sağlanan destek ve teşvikleri derleyerek kültür endüstrileri destek ve teşvik rehberi olarak yayınladık. Buna web sitemizden erişebilirsiniz. Bugün bildiri sunacak ve panele katılacak tüm akademisyen ve uzmanlarımıza başarılar dilerim. Verimli bir öğleden sonra geçirmemizi temenni ederim. Programın hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür eder. Hepinizi saygılarımla selamlarım. Sayın Genel Müdürümüze konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi 2 dakikalık bir videomuz var. Hep beraber izleyelim. Dijital teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. Küresel ölçekte güç ilişkilerini belirliyor, dünyayı biçimlendiriyor. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız uygulama ve sistemlerin her biri dijital dönüşümün mimarları olan yazılımcılar tarafından üretiliyor. Günümüz güç ve rekabet ilişkisinde yazılım stratejik bir öneme sahiptir. Yerli ve milli yazılım yarınlarımız için vazgeçilmez bir hedeftir. Dijital dönüşüm, insanlık tarihinde kısa zamanda büyük değişimlere yol açmıştır. Yazılım sektöründe elde edilen ilerleme, toplumların yarınlarını belirliyor. Yazılım alanındaki sorunlardan biri hak ihlalleridir. Sektörün kendine özgü koşulları, yazılım alanında sıklıkla hak ihlallerinin yaşanmasına yol açıyor. Yaşanan hak ihlalleri, sektörün gelişmesini ve büyümesini önlüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan isteğe bağlı kayıt ve tescilin amacı hak ihlallerinin önlenmesidir. İsteğe bağlı kayıt ve tescil fikri hakların korunmasında kolaylıklar sağlar. Eseri meydana getiren gerçek kişiler, eser sahiplerinin mirasçıları, eser üzerinde hakları kullanma yetkisine sahip işveren statüsündeki kurum ve kuruluşlar isteğe bağlı kayıt ve tescil başvurusunu yapabilir. İsteğe bağlı kayıt ve tescil başvurusu Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılır.